Hatta o gün akşama kadar açık bıraktım yuvayı. Çıkan olursa diye. Sonra da tekrar kapatacağım. Bunu yapamam mısınız? Şeker kabukları da gelmiş. Evet, bu ölü. Bir şey olmuyor. Deniz suyu var. Üstüne de kuruyunca anlamıyorsun işte. Nasıl tespit edilen gibi olmuş. Ezeyi yetişir. En az. Yani şimdi... Bu sene çok şaşırttılar. Hatta Ağustos ayı içerisinde bile yumurtlama oldu. Dolayısıyla o yuvalarımız henüz daha yuva çıkışı gerçekleşmedi. Biz daha önce gerçekleşen yuvalarımızın kontrolünü yaptık. Görmüş olduğunuz gibi birçok yumurta çıkamadan, muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olmasından dolayı, toprakta ıslanmalar olduğu için güneşle teması kesildiğinden dolayı birçok yumurtanın çıkamadığını gördük bugün açtığımız yuvalardan. Çünkü zamanı geçmişti. Zamanı geçtiği için açmak zorundaydık onu. Çünkü 65 günden sonra mutlaka çıkmaları gerekir. Tahmin ettiğimiz gibi yuvada canlıya rastlayamadık. Onun için daha çok bu nesli tükenen deniz kaplumbağalarının daha dikkatlice muhafaza edilmesi lazım. Mümkün olduğu kadar bizlere haber verilerek kafesleme sistemiyle koruma altına alıp takibinin yapılması lazım. Bu bölge şanslı bir bölge. Aslı kızımız bunu bize haber vererek 24 yuvanın olduğu bir bölge. Onunla bilgilendirme yaptık. Muhafaza iyi oldu. Takibini güzel yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla burada çok fazla kaybımız olmadı. Sadece 3 yuvamız kaldı şimdi çıkmayan. Bu yuvaların da tespitini çıktıktan sonra canlı var mı, ölü var mı tespitini yapıp istatistikleri işlenecek. Yalnız benim ricam, bu yuvalama alanlarında misafirlerimizin ilgi duyuyorlar, seviyorlar evet, ama daha dikkatlice muhafaza edilmesi, işte yuva üzerinde kafeslerin alınarak değişik hareketlerle, değişik çocukların falan oynamasıyla tabii yuvalardaki deformasyon yuvaya zarar veriyor. Daha çok bu tür bölgelerde su sporlarının olması, işte sulama gibi şeylerde yuvalarımıza zarar verebiliyor. Genellikle daha çok sahil kesimine yakın, denize yakın, kıyıya yakın yumurtladıkları için de bir hayli kaybımız var bu sene. Çünkü ıslanan topraktan onlar çıkmıyor. Onların haberi olduğu zaman da yuva aktarımı yaparak, onları daha ileri alanlara alarak yuvadan çıkmalarını, yani canlı çıkmalarını sağlıyoruz.